Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar magma olacak. Magma zebeli. Arkadaşlar öncelikle magma zebeline 60 kişi girebiliyor içeriye. Ya, normalde koordineli bir şekilde girerseniz yani herkes ne yapması gerektiğini bilirse çok kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hani yeni sunucularda olsun, hani daha gelişmemiş ittifaklarda olsun birazcık kesmede zorluk çekebilirsiniz. Çünkü T4 askeriniz olmayabilir veya ittifak birazcık güçsüz kalabilir. Bundan dolayı zorlanabilirsiniz ama kolay bir şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir iki tane püf nokta var. Birincisi arkadaşlar magma oburu. Şimdi bunun belli bir cana indikten sonra yanında 3 tane bunun yavrusunu atıyor. Bu yavrusunu kesmeniz gerekiyor. Kesmezseniz eğer %2,5 HP'sini dolduruyor. Bu da sizin kesmenizi engeller. Yani bunun hepsi üçünü keserseniz, bunun yavrularını kesmezseniz hiçbir işe yaramaz. Bilginiz olsun. En hassas nokta, en kritik nokta bu. Burada zaten gösteriyor. Neredeydi o bakayım? Bakın magma oburu 3 müritlerini çağırır. Müritleri ona doğru ilerler ve magma oburunun ateşinden canlarını feda ederek onu %2,5 iyileştirir. Böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi ikinci dikkat etmeniz gereken burada 4 tane magmayı da aynı anda kesmeniz gerekiyor. Hadi aynı anda kesmeye bırakın. Yani şunu iki taktikle kesebilirsiniz. 1 15 15 15 gruplara ayrılırsınız. 4 grup ya da 2 gruba ayrılırsınız. O şekilde kesebilirsiniz. Ama bunun en kolay kesilme taktiği arkadaşlar 4 gruba ayrılmak. 8 tank, 52 de atak olması gerekiyor. Okçu, büyücü girebilirsiniz. Süvariyi çok fazla önermiyorum. Büyücü de girdiğinizde dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Şimdi bunun bir alanı var. Şöyle tarif edebilirim. O alana girmezseniz büyücünün hasarı işlemez. Yani vurduğunuz hasar işlemez. Bilginiz olsun. Okçuda öyle bir sıkıntı yok. Zaten okçu menzile girip vuruyor. Ama büyücü de uzaktan vurmaya çalışırsanız hasar işlemez. Sıfır hasar puanında kalırsınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken diğer bir husus. Şimdi keserken de anlatacağım zaten. Bunlar arkadaşlar 5 yük birikiyor. Üstünüze 5 yük olduğu zaman dayanamazsınız. Ölürsünüz. Yani kalkıp burada tek bir tane örnek veriyorum. Magma manipülatörü. Buna vurdunuz. Biliyorsunuz belli bir vuruştan sonra toplu bir alan hasarı vuruyor. Sadece kendi çevresindeki. Alan hasarı vurunca da solda bar çıkıyor. Yani birinci alan hasarı, ikinci alan hasarı, üçüncü, dördüncü. Beşinciye kadar sakın ha sakın durmayın. Beşinciden sonra patlarsınız. Hepiniz birlikte ölürsünüz. Bu yüzden arkadaşlar en kolay taktiği 3 yüke ulaştığınızda saat yönünde yani sağdan sola veya soldan sağa artık sizin tercihiniz, sizin ekibinizin tercihi, bu işi organize eden kişinin tercihi. Hangi şekilde oynarsa oynasın, örnek veriyorum, manipülatöre vurdunuz. 3 yük oldu ya, direkt hemen aşağıdakine devam ediyorsunuz arkadaşlar. Magma orakçısına. Bunda da mı 3 yük oldu? Hemen yanındakine. Magma oburuna. Bunda da mı 3 yük oldu? Hemen yukarıdakine. Şimdi bunu neden 3 yük olarak diyorum arkadaşlar? Şimdi ilk başta vurduğunuzdaki 3 yük aşağıya gidene kadar zaten siliniyor. Yani belli bir süresi var. O süre geçtikten sonra onun yükü azalıyor ve hasar yemiyorsunuz. Yani arkadaşlar hani 4 gruba ayırmamızın sebebi bu. Ve daha kolay kesiyorsunuz. Daha az hasarla kesiyorsunuz ve garanti bir şekilde kesmiş oluyorsunuz. Tabii bu ittifakın gücüne bağlı bir şey. Okey. Ama en kolay kesme taktiği bu arkadaşlar. Şöyle geçiş yapıp videodan göstereceğim. Bakın biz burada mesela 60 kişi içeride. 15-15 bölmüşüz biz takımlarımızı. Mesela burası benim takımım. Alttaki soldaki işte Papi diye devam ediyor. 4 gruba bölmüşüz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Şimdi ilk başta hasar alan tanklar direkt yani ilk vuruşu yapacak tanklar burada dalıyor ya. Öteki yedek tanklar da bakın ortada duruyor burada. Çünkü burada hasar yemiyorsunuz. Yedek tankının burada durması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle videoda başlatayım.
Bakın gördünüz mü? Şurada mesela 4 tane yedek tankımız duruyor. Onlar hiçbir şekilde karışmıyor. Daha demin hani büyücüler için bir alan söyledim ya. O alan şu alan arkadaşlar, bakın. Her şeyin magmanın önünde var. Eğer ki büyücüler bu alanın gerisinden vurmaya çalışırsa hasar işlemiyor arkadaşlar. O yüzden okçuların menziline veya okçuların bir tık arkasına şu alanın içinde vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve mesela magmanın normal bir alan hasarı vurduğunda arkadaşlar zaten herkesin üstünde bir işaret çıkıyor. Bakın mesela benim şu anda 2 yük olmuş. Şu an ben tanklıyorum. Mesela bakın dedim ya orak şeyin yavruları çıktı diye. O yavruları kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki o yavruları kesmezseniz nanay. Ben mesela şu an görevimi yaptım. Bak yedek olan tankı yerine gidiyorum. Kalkıp direkt öteki şeye gitmiyorum. Çünkü oranın da yedek tankı var. Bekliyorum şimdi. Sıramın gelmesini bekliyorum. Bakın bu şekilde kesmeniz arkadaşlar sizin için çok daha kolay olacak. Yani en kolay kesilme taktiği bu. Gerçekten. Çok kolay bir şekilde kesiyorsunuz. Tamam, bizim eski sunucu olduğu için belki güçlerimiz yüksek olup ondan dolayı daha rahat kesiyor gibi olabiliriz ama inanın siz de rahat bir şekilde keseceksiniz yani. Burada bakın mana taşları atıyor arkadaşlar. Mana taşları da canavarın %20 HP'sini düşürdüğünüzde atıyor. Bak gidiyorum. Şimdi daha da mit doktor birazdan gidecek. Onun yerine ben devralacağım. Aldım mesela, devraldım şu anda. Mesela yukarıdan bir tane tank geldi. Onun mesela arkaya gitmesi gerekirdi. Direkt mesela yanıma geldi. Burada yanlış yaptı mesela öteki tank. O adam ortaya gidip sırasını beklemesi lazımdı. Hani bunlar dikkat edilecek şeyler arkadaşlar. Hani basit hatalar gibi görünüyor ama bazen bu hatalardan dolayı kesemiyor biliyorsunuz yani zebelleri. Bak birincisini, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar zebelde, bu magmalarda bir tanesini kestiğinizde diğer bütün magmalara saldırı ve HP bonusu gidiyordu sanırım. Yani daha çok güçleniyor, bilginiz olsun. Yani bir tanesini kestiğinizde diğer zebeller güçleniyor. Hani aslında bunu 4 gruba ayırmamızın sebebi bu arkadaşlar. Hani hepsini aynı anda canını götürelim ki ondan sonra güçlenip kesememezlik olmasın diye. Yani amaç bu aslında. Aynı anda hani 4 gruba ayırmamızın sebeplerinden başı bu. Yavruları çıktı. Biz bunu kestiğimizde yavruları buktaydı, ilerlemiyordu. Şu an o düzeldi diye biliyorum. İlerliyor. Yani o yüzden buradaki yavruları kesmeniz lazım arkadaşlar. Kesemezseniz magmayı alamazsınız hiçbir şekilde yani. Çünkü aşırı derecede fazla HP'sini dolduruyor. Ben yine burada kışkırtma atıyorum. Kendi üstüme çeviriyorum. Bakın 60 kişi girdik. 58 kişi kaldı. 55 kişi kalmış şimdi. Yani yapılacak şeyleri bilirseniz arkadaşlar gerçekten kolay bir şekilde kesiyorsunuz yani. Ya tertemiz yani, bu kadar. Yapmanız gereken 3 stack birikti mi yukarıda? Hemen yer değiştirmen lazım. Eğer ki o 5 stack olursa ölürsünüz arkadaşlar. Çünkü o hasar katlanıyor. Bu kadar da. Ben yine video başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yani bu kolay bir zebel videosu oldu zaten. Diğerleri de zaten kolaydı. Bundan sonra hangi zebel videosu kaldı? Bakayım. Bir alev ejderi kaldı arkadaşlar. Onun eliti zor. Normali kolay zaten. Aslında yani onun da kolay yöntemleri var. Onları da zaten diğerki videolarda açıklayacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.